Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah kazadan, beladan, şerden, kötülüklerden korusun. Her yerde, her zaman Cenab-ı Hakk'ın yardımı sizinle, bizimle olsun. Ayağımız sürçmesin, gönlümüz kaymasın. Cenab-ı Hak şeytana, nefse uydurtmasın. Evladımızı, neslimizi her türlü kötülükten, tehlikeden korusun. Milletimize, memleketimize bolluk, bereketi ihsan eylesin. Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, bir cuma sabahı yine muhabbet saatinde Show TV ekranlarında sizinle birlikteyiz. Birbirinden güzel, birbirinden önemli konularla karşınızdayız bugün inşallah. Hepinize sağlık dolu, afiyet dolu, iyi günler, esenlikler diliyorum. Önce isim çekeceğim, sonra kul hakkı ile ilgili konularımız var. Hep içimiz bazen acır, yanar, birilerine kızarız, güceniriz. Efendim, o kalp kırıldığı zaman bir daha düzelmez ya. Onlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Peygamberimizin bize tavsiyeleri var, onları anlatmak istiyorum. Ama önce bir isim çekelim. Bakalım bu hafta doğan efendim kardeşlerimize ne isim gelecek? Mukaddes demiş. Mukaddes kız mı, erkek mi? Kız ismi konuluyor genellikle. Erkekte duymadım fazla. Mukaddes, hayırlı olsun. Mukaddes zaten kutsal anlamına geliyor. Efendim, bu da Sabiha. Sabiha, bu da efendim yüzen anlamına geliyor. O anlamda, güzellik anlamına da gelir Sabiha. Efendim, erkeklerden bakalım ne isim var bugün? Recep ismi var. Hayırlı olsun Recep. Bir başka bir isim daha çekelim inşallah. Bu da Kenan. Kenan, hayırlı olsun yavrularımıza. Rabbim güzel bir ömür versin. Hayırlı bir evlat olmaları nasip eylesin. Şimdi yedi husus var ki bunlar kul hakkına giriyor. Kul hakkı. Hak ne demek hak? Hak bir şeye üzerine, değerine göre insanın alacağı, hak ettiği şey diyoruz ya, benim hakkım diyoruz, bu bana ait. Ona ait olması gereken şey. Kulun hakkını da kul affetmedikçe, bağışlamadıkça Allah bile affetmiyor. Bir kulun hakkına tecavüz ettiyseniz, hakkına el koyduysanız, gasp ettiyseniz, hakkının üzerine yattıysanız Allah-u Teala seni affetmiyor, beni affetmiyor. Ancak o kul affederse diyor. Neymiş bunlar bakalım? Neymiş Allah'ın affetmediği, kula bıraktığı, kul affetmedikçe Allah'ın affetmediği haklar? Bir, haksız yere birinin malını gasp etmek. Adam kazanmış, evinin içine koymuş, eşyasını koymuş, neyse parasını koymuş, arabasını almış, efendim kendine göre bir takım bahçe almış, meyve almış, fındığı var, cevizi var, şeftalisi var, elması var, portakalı var, bir yere depolamış. Sen gidiyorsun adamın helalinden terleyerek, emeğiyle, göz nuruyla bir yılda, belki beş yılda kazandığını ona zorla ya da hileyle gasp ediyorsun. El koyuyorsun. Bu benim diyorsun. Ya da bana vereceksin diyor. Silahı dayıyorsun, bıçağı çekiyorsun. Bana vereceksin diyorsun. Çantasına göz koyuyorsun. Yolda giderken bir hanımın, bir kadının çantası baktı. Efendim bunun içinde para var. Altın da vardır. Bilmem telefon vardır. Alıp kaçıyorsun. Bu kul hakkıdır. O ne kadar onunla ilgili hatırası var, ne kadar ihtiyacı var, ona ne kadar emek verdi, kaç senelik belki içinde parası var, kartları var vesaire. Hepsini alıp gidiyorsun. Buna hakkı var mı insan? Bunu affedebilir miyiz? O kişi bunu hemen öyle kolayca, canım alsın çantamı, paramı, cüzdanımı diyebilir mi? Senin yatak odana kadar geliyor, efendim karıştırıyor çamaşırlarını, pijamalarını, terliğini, bohçalarını, cüzdanlarını, kasanı vesaire. Oradan sonra evi tarumar ediyor, alıyor gidiyor. Oh ne güzel, iyi yapmış ya, ihtiyacı var. Olur mu? Benim haneme nasıl tecavüz edebilir? Nasıl benim malımı gasp eder? Ben onu affeder miyim? Etmem. İşte kul hakkıdır bu.
O kul onu bağışlamadıkça, o ne yaparsa yapsın, 50 defa hacca gitse, hırsızlık yaptıysa, gasp ettiyse bir şeyi, Allah onu affetmez. Çünkü haram, haramla, gaspla kadar. İkincisi, söz taşımak. Nemmam, nemmam derler buna. Sana geliyor, yahu diyor, şöyle şöyle dediler senin hakkında. Hani şimdi komşular diyor ya, efendim senin hakkında böyle dediler diyor. Sen de durup dururken üzülüyorsun, canın sıkılıyor bilmem ne. Hiç demediğin lafı, belki hiç demedin, sen götürüyor ona da. Ya senin hakkında şöyle söyledi yahu diyor. Hiç inanamadım diyor. Ben diyor, benden duymuş olma diyor. Bak diyor neler söyledi senin hakkında. Bu sefer o da diş biliyor, o da diş biliyor. İki tane can ciğer dost birbirini görüyorlar. Bu sefer selam vermiyorlar. Ha, demek ki benim hakkımda kötülük düşünüyor. Demek ki bak selam bile vermedi bana. O da bana vermedi. Demek ki öbürü haklıymış, söyleyen haklıymış diyor. Halbuki sahtekarın teki o, laf getirip götüren var ya. Size birini sürekli gelip kötülüyor, fıs 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 fıs, gizli gizli sana şöyle yapacak, böyle yapacak diyen insandan uzak durun. O sizin gerçek dostunuz değil. Sizi üzüyorsa gerçek dostunuz değil. Laf getirip götüren insanlardan uzak duracaksınız. Nemmamdır bunlar. Kovuculuktur, nemmamdır. Kabir azabının en çoğu buradan gelecek. Bir de kadınların özellikle cehenneme düşmesine sebep olacak günahtır. Laf getirip götürmek kul hakkıdır. Kabir azabı buradan gelir. Üç, kan davası gütmek. Cahiliye adetidir. Vahşice bir şeydir. Kazara veya kasıtlı biri birini vurmuş. Sen misin bizim aileden birini öldüren? Biz de sizi tararız. O da oradan üç kişiyi öldürmüş. Sen misin bizden üç kişiyi öldüren? Biz de sizden beş kişiyi öldürürüz. O da oradan. Evladına geçmiş, evlatları birbirini. Torunlara geçmiş, torunları birbirini. 100 senelik kan davası. 200 senelik kan davası. Ne davası? Bir kişinin suçunu bütün sülaleye, bütün kabileye, bütün aşirete nasıl yıkabilirsin sen? O doğmuş masum çocuğun ne suçu var? Masum çocukları öldürüyorsun kan davası yüzünden. Allah bunun hesabını sormaz mı sana? Vicdansız. Neye dayanıyorsun, neye güveniyorsun? Elindeki silaha mı güveniyorsun? Silah mı kurtaracak seni? Dünyada da çekersin, sürünürsün, perişan olursun. Ahirette de. Kim bir cana kıyarsa, masum bir cana, onun da sonu berbattır, kötüdür. O gücüne, kuvvetine güvenmesin. Bir gün gelir o da perişan olur. Onu da aşağıya indirirler. Allah ona da bir tanesini musallat eder. Çünkü sen cana kıydın. Ah aldın, canlar yaktın, ciğerler yaktın, gözyaşı döktü onun için anası, babası. O da bir evlattı, o da candı. Ama sen kan davası yüzünden hiç suçsuz olan, masum olan, aklına bile gelmeyen insanı pusu kurdun, öldürdün. Yazık. Peygamberin hepsi ayağımın altındadır dedi. Kan davası yok Müslümanlık, kan davası gütmez. Kim suçluysa o cezasını çeker. Onun evladı, onun torunları onun cezasını çekemez. Ona ceza veremezsin. 4. Borcunu bilerek ödememek. Borçlu gitmekten Allah'a sığınacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın size buradan bir hadis okuyayım. Diyor ki, peygambere bir cenaze getirildi. Cenaze sahiplerine Allah Resulü, Peygamber Efendimiz dedi ki, bu mevtanın borcu var mı? Hayır, borcu yoktur dediler. Peki bir dünyalık bıraktı mı geride? Bir şey de bırakmadı dedi. Onun üzerine Peygamberimiz cenaze namazını kıldırdı ve ondan sonra da efendim kabri defnetti. Bir başka cenaze getirildi peygambere. Peygamber Efendimiz'e dediler ki, ya Resulallah cenazesini kıldırır mısın? Ölünün borcu var mı dedi. Onlar evet var dediler. Peki dünyalık bıraktı mı, borcunu ödeyecek bir parası kaldı mı geride? Evet, 3 dinar var dediler. Peygamberimiz bunun da namazını kıldı. Çünkü borçlarını buradan ödersiniz dedi. Sonra üçüncü bir cenaze getirildi Resulallah'a. Allah Resulü, ya Resulallah cenazemiz var dediler, namazını kılsanız dediler. Peygamberimiz dedi ki, ölü bir dünyalık bir para bıraktı mı geride, bir şey var mı? Hayır, bırakmadı. Peki borcu var mı? Evet, borcu var dediler. 3 dinar borcu var dediler. O zaman ben gidiyorum, hadi siz namazını kılın dedi. Kılmadı namazını
Bunun üzerine oradan zengin biri dedi ki Ebu Katade, ya Resulallah, onun borcuna ben kefilim, ben ödeyeceğim, ne olur sen namazını kıldır. O adam kefil olunca Peygamberimiz onun cenaze namazını kıldırdı. Borçlunun cenaze namazı ödenmeden, kefil olunmadan kıldırmadı. Peygamberimiz yaptı. Neden? Orada alacaklısı var. Adamın kul hakkı var. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmesin istedi. Sen orayı dolandırmış, burayı dolandırmış. Ondan sonra da nasıl bilirdiniz? Çok iyi bilirdik. Nereden iyi biliyor? İyi bilmeyen bir sürü insan var. Oradan biri çıkıp diyebilir. Benim alacağım var, bana vermeden gitti. Evladı, mirasçıları kimse bilsinler. Sözümü, derdimi anlatamadım cenazede diyebilir. Veya gerekli yerle müracaat eder, onu söyleyebilir. Efendim, iftira atmak. Masum, temiz insanlara hiç yapmadığı halde şunu yaptı diye iftira etmek. Bu da çok dokunur insana, değil mi? Suçsuz, aklına gelmeyen bir şey. Sana diyor ki sen bunu yap. Ya ben yapmadım. Ben öyle bir şey demedim. Ya da o kadın bunu yapmaz, o erkek bunu yapmaz. İftira da çok büyük günah. Allah iftiralardan korusun. O iftira eden müfteri hem dünyada rezil olur, hem ahirette cezası var, dünyada da cezası var. 6. Çocukları arasında ayırım yapmak da kul hakkına girer. Kızla erkek diye ayırıyorsan, erkeğe daha fazla, kıza daha az veriyorsan veya benim yanımdaki böyle, öbür taraftaki şöyle, tarla, bağ, bahçe, her şey onun olsun diyorsan, öbürünün efendim çocuğunu, çoluğunu, geçimini düşünmüyorsan, bu da kul hakkına girer. O da senden davacı olacak. Ayrım yok. Hepsine seveceksin, hepsine... Ha şu olabilir. Bunun çok ihtiyacı var. Düşmüş, el ayağı düştü, efendim ihtiyacı var, borçlanmış vesaire. Siz de razı olun. Şuna bir yardım edelim hep beraber. Ben de daha fazla vereyim. Siz de hakkınızı helal edin. Bu olur. Çünkü onun ihtiyacı var. Bir taraf ihtiyacı olana meyledebiliriz ama rızasını almak şart. Hiç sormadın. Kızına sormadın. Oğluna verdin. Ya da oğluna sormadın. Her şeyi kızına verdin. Helallik aldırmadın. Babam verdi, anam verdi. Bana ne? Diyemez o da. Kardeşler de dikkat etsin. Canım 3 tane erkeğe verdi. 4 tane kızına hiçbir şey vermedi baba. Babam verdi. Biz ne yapalım? Olmaz. Baban yanlış. Sen de kardeşlerine pay et, düşün. Kendi çıkarı için yalan söylemek. Kendi çıkarı için yalan söylemek. Bu da Allah korusun Müslüman pek çok günahı istemeden yapabilir. Dinden çıkmaz ama yalan söylemez Müslüman. Dinimizde yalana yer yok. Her şeyin kefareti var vesaire ama bilerek yalan söylemenin kefareti yok. Neden? Hiçbir kefaret kasıtlı yalanı temizlemiyor. Ancak onu ateş temizliyor. Cehennem ateşi temizliyor. Allah yalancılardan ve yalandan bizi korusun. Efendim birbirinden ilginç sorularımız var ama telefon varmış, onu alayım. Sonra soruların cevabına geçeceğim. Alo, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Alo. Alo. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Osman abiyle mi görüşüyorum? Evet, Osman abi. Osman abi, Rize'den mi arıyorsun? Ben Rize'den arıyorum, Rize Ardeşen'de. Oo, çok güzel yerdesin. Selamlar Ardeşen'e de, sana da ellerinden öperiz. Buyur Osman abi. Çok sağ ol. Seni dinliyoruz. Hacı anne de var herhalde orada. Osman abi buyur. Şimdi benim bir çiracım var idi hocam. Evet. Şimdi bu asker ocağında Adana'da adam vurdu. Adamın taksisini kaçırmış. Televizyonun sesini burada Osman yakalabilir abi. Bunu. Osman abi. Osman evet. Abi, televizyonun ses, televizyonun sesini sonuna kadar kısabilirseniz beni telefondan dinle. Yankı yapıyor, duyamıyoruz. Evet. Televizyon sesini kısalım Osman abi, sonuna kadar. Şimdi bu bana 2 milyon kadar alacaklıydım.
Bu hiçbir şeysi yoktur. Mahpus edildi. Ailesi zaten hiç verecek bir durumu yoktur. Acaba ki ben bunu sedeke şeyine saçsaydım, zekat yerine saçsam paramın ceşeli olabilir mi? Bunu sormak isterim Sayın Hocam. Senin kiracın hapse mi girdi? Kiracın hapse girdi, ödeyemedi mi kiranı? Ödeyemedi, hiç ödeyemedi. Hapiste kaldı. Hapiste kaldı, öyle ödedi şimdi mahpushanede. Ha, kiralar birikti. Kiralar kaldı, ödeyemedi. Ben onu şeyine saysaydım zekatüme olabilir mi? Ceşeli olur mu yani? E şimdi sende dükkan mükkan var herhalde, epey bir para var. Zekat verdiğine göre. Tamam, o kadar ben zaten ödeyiyorum o parayı da. He, ödüyorsun. Geçerli olur mu acaba? Şimdi Osman abi, zekatı vermek için önceden niyet etmek gerekir. O adam düşkün olduğu an, sen zekatım olsun bundan sonra senden alacaklarımı zekatıma sayacağım diye baştan itibaren niyet ettiklerin zekat yerine geçer. Ama şu olmaz. Ben efendim 2 milyon lira birikti, 2 milyon birikti bu adamda, zaten verecek durumda değil, alamayacağım, onu da zekatıma sayayım. Alamayacağın parayı sonradan zekata sayamazsın. Zekat olmaz. Ancak sadakam olsun, ona hibe olsun, hediye olsun şeklinde bağışlayabilirsin. Yoksa zekatından düşemezsin o parayı. Ayrıca malından ne kadar zekatın varsa onu hesap edip vereceksin. O parayı zekat yerine sayamazsın Osman abi. Başka soru var mı? Peki. Hayır, başka sorum yoktur. Ellerinden öpüyoruz. Ardeşen'e selamlar. Allah hayırlı kiracılarla karşılaştırsın. Efendim, telefon varsa devam edelim. Sorularımıza devam ediyoruz. Rüyaların başkasına anlatılmasında bir sakınca var mı? İşte kimisi iyi rüya görüyor, kimisi kötü görüyor. Çıkıp başkasına anlatıyoruz. İyi rüyaları anlatın diyor. Peygamberimiz iyi rüyaları anlatın diyor. Şimdi kötü rüya gördüğümüz zaman ne yapacağız? Kötü rüya gördüğünüz zaman diyor, sol tarafınıza tükürür gibi yapacaksın. Euzu besmele çekeceksin ve onu kafandan atacaksın. Takılmayacaksın orada. Ama bazı rüyalar vardır, ikazdır. Sana bir ikazdır. Hani kötü manada çıkabilir fakat dikkat edeceğin bir ikazsa ona dikkat et. Onu unutma. Ama iyi rüyayı da ehline anlatacaksın. Güzel yorum yapabilen, tabir yapabilen ve rüyayı dinleyebilen, oradan manalar çıkarabilen birinden tabirini isteyeceksin. Hayrun lena ve şerrun adaena diyecek dinleyen. Hayırlıysa bize, şerse düşmanlara diyecek ve ondan sonra oradan en güzel manayı sana söyleyecek. O zaman rüya herkese söylenmez, ehline söylenir. O da hayırlı bir yorum yapmalıdır. Hayra tevil etmek her zaman güzeldir. Yani manası şöyle de olabilir. Ya bu adamın anlattığı rüyada bu adamın başına bir şey gelecek veya bu kadının anlattığı rüya aslında onun aleyhine. Ama ben bunu iyiye yorayım, tevil edeyim. Fakat ona da bir yine de bir hafif de sezdireyim diyerek iyiye yorup biraz da ona sezdirmek ehline düşer. İşte bunları yapabilecek insanlara anlatılır. Yoksa rastgele kitaba bakmak. Kalktın sabahleyin rüya ansiklopedisi açtın, o bir sürü şey söylüyor. Zaten kafan karışık, iyice seni karıştırır. Olacak işini de engeller. Her sabah kalkıp rüya kitaplarına bakmayın. Her rüyanın peşine düşmeyin. Üzerinde durulacak rüya var. Temiz, berrak, cam gibi. Sana öyle bir ikaz var ki orada, öyle bir ders var ki, öyle bir ibret, öyle bir müjde var ki onun üzerinde dur. Ama karma karışık. Akşam lafını yaptın, sabaha kadar onunla uğraştın. O rüya değil. O şeytanidir, hulümdür diyor Peygamberimiz. Evet, ağlayarak rüyadan uyanırsa, gördüğü rüya o kadar etkili ki yataktan ağlayarak fırlıyor. Sabah namazına, ezanlara yakın seher vaktinde erken de yatmışsa ve buna rağmen böyle bir rüya görmüşse, bu rüya çok çok kıymetli bir rüya. Şöyle kıymetli bir rüya, çok önemli bir rüya. Bunu es geçme. Burada bir şey var.
ya sende çok enteresan bir hal var, ya enteresan bir şey olacak. İyi olabilir, kötü olabilir. O manada söylemiyorum. Burada dikkat et artık. O son nokta, bardak taşmış, ağlayarak uyandın. İşte orada bir ehlini bulmak, bir teselli bulmak, bir dostu, iyi bir dostu rüyaya onu anlatmak o zaman gerekir. Evet, Allah rahmet etsin diyelim. Ölenler oluyor. Aynı anda vefat eden karı koca aynı mezara defnedilebilir mi? Telefonumuzu alalım. Bunu cevaplayacağım. Aynı mezara defnedilmek isteyenler de var. Alo. Alo, hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar kardeşim. Buyurun. Benim size bir sorum olacaktı ama. Evet, dinliyoruz. Hocam, benim çok yakın bir akrabam bana hani hiç olmayacak kötülükler etti. Gıybet, iftira, büyü. Evet. Ben bu bunun sonucunda bu kişiyle konuşmuyorum. Hani her türlü irtibatımı kestim. Aynı şekilde ailem de konuşmuyor. Ve hani diğer yakın akrabalarımız da hani konuşmamız yönünde bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Ben de konuşmamayı tercih ediyorum. Ne yapmam lazım? Hani günah mıdır? Seninle mi konuşmuyorlar, onunla mı konuşmuyorlar? Nasıl hocam? O sana kötülük edenle mi konuşmuyor, akraban? Yok hocam, ben konuşmuyorum. Aynı şekilde ailem de konuşmuyor. Hani diğer akrabalarımız da konuşmamızı söylüyorlar. He, onlarla sen konuş diyorlar ama ailem mi? Peki o adam pişman mı ya da kadın, neyse ya kötülük yapan herhangi hocam, bir sana... Hocam hiç karşılaşmadım. Hani o günden sonra hiç karşılaşmadım. Ama hani hiç pişman olacağını da zannetmiyorum. Çünkü hani haber alıyorum, hiç de pişman gibi değil. Hala aynı devam ediyor gibime geliyor. Yakın akraban mı? Çok yakın akrabam. Hatta bir süre bizimle aynı evde kaldı. Hiç o lafı yaptıktan sonra ya da kötülüğü yaptıktan sonra karşı karşıya gelip konuşmadınız mı? Hiç konuşmadık hocam. Hani hiç konuşmak istemedim açıkçası. Çünkü kendime hakim olamayacağımdan korktum. Yani başkası mı laf getirdi, şöyle yaptı, böyle yaptı diye? Yok hocam, başkası laf getirmedi. Hani bizim evimizde kaldığı süre içerisinde ben bunu kendim gözlemledim. Hani kendim şahit oldum. Ve bundan sonra da ben o kişiyle konuşmamaya karar verdim. Öyle söyleyeyim. Tamam, ben de şöyle söyleyeyim sana. Bir, canına zarar verecek bir şey yaptıysa uzak dur, konuşmayabilirsin. Malına zarar verecek bir şey yaptıysa konuşmayabilirsin. Namusuna zarar verecek bir şey yaptıysa konuşmayabilirsin. Yani bu can oğlunun canı olur, kızının canı olur vesaire. Mal oğlunun olur, akrabanın olur vesaire. Namus da oğlun, kızın, neyse eşin olur. Bunlara zarar verdiyse, akraba da olsa onunla konuşmama hakkımız var. Ya yani namusuma efendim saldırıyor, zarar veriyor. Malıma zarar veriyor. Ben ondan uzak duracağım tabii. Adam akraba ama akrabalık yapmıyor. Üç şeyde sıla-i rahim terk edilir. Caizdir. Üç şeyde. Akraba. Akrabayla alakayı kesenle ben de alakayı keserim diyor Allah-u Teala. Ama üç şey müstesna. Nerede? Canına zarar verdi. Tamam, kesebilirsin alakayı. Malına zarar verdi. Alakayı kesebilirsin. Ama mal deyince de tavuğuma kis demiş. Bahçeme bir taş koymuş. Bilmem bir 10 santim bu tarafa gel. Bunlar değil. Bile bile gasp etti, aldı, çaldı vesaire. Namusuna göz koymuş. Efendim, güvenmişin, hainlik yapmış, ihanet etmiş. Onlardan uzak dur. O zaman kim barış derse desin hiç önemli değil. Sen kendini biliyorsun. Onu da herkese anlatman gerekmez. Zarar vereceği, zararından korktuğun insanlara söyleyebilirsin. O gıybet olmaz. O kadar pis bir insan ki dışarıdaki insanlar bilmiyor onu. Sen de gördün, ispatlı, delilli biliyorsun. Dikkat edin bak, bunun bu halleri var diyebiliriz. Evet, diğer telefon. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar efendim. Buyurun. Hayırlı cumalar hocam. Evet, dinliyoruz efendim. Hocam, ben eşimden yana bazı sorunlarım oluyor. Evet. Yani işte eziyet ediyor mesela. Evine sorumluluğunu bilmiyor. Çocuğuna mesela düzgün babalık sorumluluğu yapmıyor. İşte parasını başka yerlerde harcıyor. Bana eziyet ediyor. Ve ben ona beddua ediyorum. Kocana? Evet. Ne diyorsun? Beddua ediyorum. Ne diyorsun beddua ederken? Ha?
Ne diyorsun beddua eder? Rabbim ıslah etsin diyorum. Doğru yolu hidayeti göstersin diyorum. Diyorum ki, lafı değiştirmedin değil mi? Ben ne diyorsun deyince. Bu beddua değil ki, dua ediyorsun sen şimdi. Dua da ediyorum. Duayı söyledin de bedduayı söylemedin. Bedduanı söyle bakalım. Hani beddua hocam, hani Allah senin başına öyle bir dert versin ki Rabbim seni doğru yola hidayete getirsin. Ya lafı kıvırma ablacığım, öyle demezsin. Yani öyle diyorum. Hani kötülüğüne de o kadar da büyük demiyorum hani hocam. Yani malına zarar gelsin veya başka şeyine zarar gelsin demiyorum. Çünkü haksız yere verdiğim zaman bana döneceğini bilen bir insanım ben. Neyse hadi bakalım. Sen onu seviyorsun, anlaşıldı. Yani seviyorum, evet seviyorum. Ama şöyle bir şey var hocam. Çevrenin lafına çok inanıyor. Ve çevre de bizim eşimin bazı huylarını bildiği için aramızı bozmaya çalışıyorlar. Ve ben o insanlara da beddua veriyorum. Rabbim diyorum kendilerinin başına da versin. Kendileri de benden kötü etsin diyorum hani. Ve bazı insanlar var hocam, Kur'an okuyorlar, böyle Yasin'e katılıyorlar, Kur'an okuyorlar. Ama böyle Allah'tan gelecek bela işleri bilmiyorlar. Bunu teslimiyetleri yani, yok. Nasıl? İsyan ediyorlar diyorsun. Yani Kur'an okuyorlar ama böyle dedikodu yapıyorlar. Bilip bilmeden aile hakkında konuşuyorlar, karı koca arasına giriyorlar. Yani nasıl diyeyim ki, işte hani ağızlarını biraz da hani böyle dedikodudan uzak durak demiyorlar. Ben mesela eşimden çekiyorum, sıkıntılar çekiyorum. Yani bakıyorum beni anlayacakları yere bana kötülük edeni kayırıyorlar bazı komşularımız böyle. Evet. Şimdi yani sen doğrusun, kendine güveniyorsun. Evet, çok gittiğin şükür. Gittiğin yolda da elhamdülillah Müslümanım, imanım var, Kur'an'ım var, duam var diyorsun. Seni şimdi burada, tabii eşin seni dövmesi çok çirkin bir şey. Dinimizde haram, günah. Bir insan özellikle kadına el kaldırmaz. Hanımı olursa hiç daha kaldırmaz. Kızı olursa hiç daha el kaldırmaz. Bu erkeğe yakışmaz. Erkeklerin malı değil kadın. Karısı erkeğin malı değil. Emanet, dostu, arkadaşı. Yani hayat arkadaşı. Ölünceye kadar birbirlerine söz vermişler. Biz birbirimize destek olacağız, çocuk yetiştireceğiz, yuvamızı efendim ayakta tutacağız diye. Erkeğin karısını dövmesi haramdır. Senin bu konuda her türlü tedbir alman, hatta beddua etmen bile hakkındır. Ama etme, zararı sana da döner. Islahına dua edersek hem biz hem o kazanır. Kötülüğüne dua edersek onu da kaybederiz, biz de zarara uğramış oluruz. Ama ıslahına dua etmen güzel. Eğer gerçekten bedduan bu böyleyse, o bedduaya can kurban derler. Ne güzel beddua ediyorsun. Efendim komşularına da öyle beddua et. Onlara da Allah ıslah etsin de. O zaman senin işlerini Allah rast getirir. Dürüst olan insan zararda gibi görünse de neticede Allah'ın yardımı onunladır. Hiç korkmasın. Hiç sen canını sıkma, Allah senin yardımındadır inşallah. Efendim kocana da Allah merhamet versin. Aynı anda vefat eden karı koca aynı mezara defnedilir mi? Şimdi 6 saat arayla vefat edeni ben duydum. Medine'deydi. Efendim oraya yaşlı iki çift ölmeye gelmişler tabiri caizse. Biz artık memlekete bir daha dönmeyelim, burada kalalım diye ikisi de Allah bizim inşallah canımız burada alsın demişler peygamber toprağında. Dediler ki bir haber geldi. Kocası bir erkek vefat etmiş. 6 saat sonra da dediler hanımı vefat etti. Öyle bir dua etmişler ki Allah beraber. Şimdi aynı mezara mı? Hayır, yer var. Erkek bir mezara konur. Kadın bir mezara konur. Aynı mezara koymak gerekmez. Ama zaruret varsa... Zaruret varsa çift katlı mezar olabilir. Biraz derin kazılır. Oraya biri yerleştirilir. Üzeri zaten tahtayla ya da mermerle kapatılıyor. Efendim üzerine ondan sonra toprak atılıyor. Bir müddet sonra da öbürü konur. O şekilde efendim defnedilebilir. Şimdi bir ölünün olduğu, cenazenin defnedildiği bir mezara tekrar orayı açmak, zaruret varsa yeni birini gömmek için Türkiye gibi yerlerde 7 sene, en az 7 sene geçmesi beklenmelidir. 6'ya indiren de var. Bu bazen 10 senede gerekebilir. Çünkü ceset bozulmamışsa
efendim onu orada rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Bu da zaten ancak 7 senede olsa, 10 senede olsa velinin izniyle, yani kim kaldıysa geride o mezarın sahibi, evladı, oğlu var, kızı var veya anası babası, onlar izin verirse olur. Yoksa bu mezar kimin ya? Burayı değiştirelim, burayı park yapalım. Hadi biz bu mezarları buradan kaldıralım. Olmaz. Buradan yol yapalım, bu mezarları çekin bakın. Dokunulmazdır, o onundur. Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve bütün yaşayanlar laneti senin üzerine olur. Mezarı değiştiremez. Mezar kutsaldır. O insanın bedeni kutsaldır. Dokunamazsın. Ancak zarureten velisi izin verirse. O sahipsiz değil, olmaz. Sahipsiz de olsa, velisi yok, unutulmuş bir mezar, gene kafana göre dokunamazsın. Zaruret olacak. Allah ölünün de dirinin de kıymetini bilmeyi nasip etsin. Kadınların tabii Allah'ın Adem'in kızlarına diyor Peygamberimiz yazdığı bir yazgıdır. Kadınların özel durumları var. Onlar çocuk dünyaya getirmek için Cenab-ı Hak erkekten farklı olarak kadınlara özel bir durum yaratmış. Onlar da bir takım adet görmeler vesaire oluyor. Bu hallerde, özel günlerinde kadınlar mezarlığa gidebilir mi? Mezarlık ziyaretinde özellikle cenaze başında eğer ağlayan, feryadı figan eden bir kadın etrafın bütün o duasını, merasimi bozacaksa kadının biraz geride durması doğrudur. O, bu bakımdan bazı mezhepler kadının bu cenaze işlerine doğrudan karışmasını uygun görmezler. Bu iş yıkamada sadece kadın, teçhizde, tekfinde, kefenlemede, yıkamada kadın, cenaze kadınsa kadınlar öncülük eder, kadın yapar. Ama işte kocası ölmüş, oğlu ölmüş. O iş erkeklere bırakılır. Nereye kadar? Ta mezarda defnedilip ayrılıncaya kadar. Ama kadın bu hallerde de mezara gidip efendim kendisi dua edebilir. Ziyaretini yapabilir. Kadınlara mezar ziyareti yasak değildir. Peygamberimiz ilk dönemlerde erkeklere de yasaklamıştı mezara gitmeyi. Neden? Eskiden mezarlara tapıyorlardı. Ama aradan zaman geçince dedi ki artık şeytanın sizi şirke düşürmesinden korkmuyorum. Mezar ziyareti, kabir ziyareti yapabilirsiniz. Kadın erkek herkese efendim aynı şekilde davranmak düşer. Cenaze törenine katılmak da aynı şekilde. Kadın bu şekilde katılabilir. Yani uzaktan seyretmek, cenaze törenini seyretmek özel günlerde kadınlar için mümkündür. Ama cenaze namazı kılamaz. O durumda cenaze namazı kılamaz. Gece banyo yapana cin musallat olur mu? Gece banyo yapana. Şimdi zaten gece gündüz diye bir şey yok. Her taraf aydınlık şey. Ne zaman müsaitse herkes banyo yapıyor. Eskiden tabii ışık yok, aydınlık yok. Korkulurmuş işte mezardan geçerken korkulurmuş. Efendim akşam karanlığında çocuklar herkes içeri çağrılırmış. İşte şeytanlar cirit atar vesaire. Bazı şeylerde aslında koca karı lafı gibi ama biraz da hakikat payı var şu anlamda. Buralarda hep mecaz kullanılır. Şeytanlar cirit atar demek karanlıkta çoluk çocuğunu eve çağırmazsan karanlıkta kimsenin görmediği yerde alır kaçırırlar. Kötülük yaparlar. Başına bir şey gelir. Karanlıkta çukura basar, düşer, gören olmaz. Karanlıkta efendim yolunu kaybeder, evinin yolunu bulamaz. Bunlardan dolayı eskiden akşam ezanı okundu mu çoluk çocuk dışarıda kalmazdı. Değil mi? Hava karardığı zaman. Bizi hep öyle çağırırlardı. Artık hava karardı, eve gelin bakalım. Şimdi biraz değişti tabii. Durumlar değişti. Emniyet olan yerde, aydınlık olan yerde, sıkıntı olmayan yerde banyoda yaparsın. Alışverişi de çıkarsın. Efendim ziyarete de gidersin. Bunlarda bir sakınca yok ama yine de erken yatıp erken kalkmak da her zaman sağlık açısından da, ruh açısından da, emniyet açısından da fayda vardır. Akşamın ne derler? Sabahın şerri akşamın hayrından yeğdir. Yani sabah yap işini, gündüz yap işini akşamdan daha iyidir. Eskiden tırnak kesmeyi bile akşamları iyi karşılamamışlar. Tırnak kesmeye gece. Neden? İki sebebi olabilir. Bir, insanların gece fizyolojik
durumları, bedenin durumu, vücudun durumuyla gündüz durumu aynı değildir. Mesela gündüz ne kadar uyku uyursanız uyuyun, gece uykusu almadıysanız gününüz berbat olur. Yani adam gece vardiyasında çalışsa bile, gündüz hep akşama kadar yatsa bile o gece uykusunu almamak insanın psikolojisini bozar. Güneşi görmemek, sürekli hava kapalı, hep kapalı, insanın psikolojisini bozar. Batıda, İsveç gibi, Norveç, Finlandiya gibi yerlerde aydınlık güneş, yalancı güneşlerin olduğu odalar yapmışlar. İnsanlar geliyor, 2 saat orada güneş görüyorlar. Havada güneş yok çünkü. Ondan sonra işine gidiyor ya da evine gidiyor. Bunalıma giriyor güneş görmeyince. Demek ki fizyoloji gece farklı ediliyor. Onun için gece bazı işleri yapmamak lazım. 2, gece cenaze namazı kılınmaz. Bazı mezheplerde defin yapılmaz, tırnak kesilmez vesaire. Nereden çıkmış bu? Çamur olur, hakkıyla yapamazsın, göremezsin, düşersin. Efendim tırnağını yerine elini kesersin. Bugünkü kadar çok modern tırnak makasları ya da efendim aydınlatılmış alanlar yok. Bunlardan da sakındırmak için bazı şeyler gece yasaklanmıştır. Karı koca aynı anda gusül abdesti alabilir mi? Alır. Örneği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ayşe diyor ki zaten o zaman evlerde böyle sular, efendim musluklar, borular falan yok. Ne var? Su kaplarının içinde su var, teştler var, teşt. Teşt bilir misiniz? Teşt derlerdi. Onun içine girerler, taslarla kafalarından, sağdan, soldan, omuzlarına gusül abdesti alırlar. Beraber girerdik diyor aynı teşte Hazreti Peygamber'le. Aynı teşte beraber girerdik, beraber gusül abdesti alırdık diyor. Hem belki efendim zamandan tasarruf, hem de yer yok başka türlü namaz kaçmasın vesaire diye bir tedbirdir. İnsan eşiyle kocasıyla aynı yerde gusül abdesti alabilir. Anne oğluna kaç yaşına kadar banyo yaptırabilir? Şimdi Peygamberimizin bu konuda tavsiyeler var. Şunu da beraber söyleyeyim. Kız erkek kardeşler kaç yaşına kadar aynı yatakta yatabilir diyor. Önce onu söyleyeyim. Kız ve erkekler 7 yaşına geldiğinde yataklarını ayırın diyor Peygamberimiz. Namazı onlara öğretin. 10 yaşına geldiklerinde namaz kılmazlarsa onları uyarın. Artık 10 yaşına gelmiş, namazlarını kılacaklar. 7 yaşında yatağını ayırın. Neden? Kız da erkek de özellikle 5 yaşından sonra 6-7 yaşlarında cinsiyetlerini fark ederler, vücutlarını fark ederler ve merak ederler. Bu merak döneminde çocuğun algısı da zayıftır. O kızı, erkeği yan yana kardeş de olsa yatırdığınız zaman sıkıntılı, değişik bir şahsiyet ortaya çıkabilir. Problemli bir şahsiyet ortaya çıkabilir. Bazı insanlar büyüdüğü halde bir takım korkular yaşadığını, bir takım sapkınlıkların olduğunu görüyorsunuz. Neden? Küçüklükte bunların üzerinde durulmamış, terbiye edilmemiş. Rastgele her şey, cümbür cemaat aynı yatakta yatmışlar, aynı yerde yemiş içmişler. Bunlar sıkıntılıdır. Ebeveynin, anne babanın odası ayrı olacak. Çocukların odası 7 yaşına geldikten sonra ayrı olacak. Herkese Allah böyle evlerde nasip etsin. Bir yerde 15 kişinin kaldığı da oluyor değil mi? Allah yokluk vermesin. Öyle zamanlarda oluyor. Ama burada usul nedir? Normal şartlarda çocuklar 7 yaşına kadar geldi mi yataklarını ayıracağız. Aynı yatakta yatsalar bile başka yatak yok. Yorganlarını ayrı yapacaksınız. Yastıklarını ayrı yapacaksın. Veya aynı yastıkta olsa bile birini bir tarafa, öbürünü bir tarafa yatıracaksınız. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kardeş, arkadaş gel yan yana yatalım. Hayır. Bakın şimdi eskiden diyorlar ki yurtlarda, bak yurtlarda kötü olaylar falan oluyor değil mi? Görüyoruz. Eskiden yurtlarda diyor hocam mimarlar anlatıyor. Biz diyor planlama yaparken mimaride ikişer yataklı odalar kullanırdık. Şimdi dünya genelinde tavsiye edilen üçer kişilik odalar olsun. İkişer kişilik de değil. Gizli kalmasın. Baş başa kalmasın. Kız kıza da olsa, erkek erkeğe de olsa en azından bir kötü haber ortaya çıktığında şüphe ortaya çıkmaz. Değil mi? Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat eden kazanır. Dikkat etmeyen ondan sonra problemlerle boğuşur. Efendim, anne çocuğunu nasıl yıkayabilir?
engelliyse, hastaysa onun bakımı doktor, hemşire gibi sonuna kadar, iyileşinceye kadar hep helaldir. Her türlü bakımını yapacak. Allah korusun, bazen altını değiştirmek bile olur. Büyük insanın bile altını temizlemek zorunda kalabilir insan. Kocası olur, eşi olur, hatta hastası olabilir. Bunlar caizdir. Oğlu, kızı da buluğa erinceye kadar, akil ise, buluğa da ermişse artık anası çocuğuna gel seni çırılçıplak yıkayım edeyim demez. Arna duygusu, haya duygusu, namus duygusu çocukta gelişmiş olacak. Gelişmiştir zaten o yaşa kadar. Çocuklar utanmayı öğrenirler. 4-5 yaşından sonra Allah haya duygusunu ortaya çıkarır insanlarda. Yüzü kızarır. Tuvalete giderken saklanır. Değil mi? 3 yaşından sonra saklanır. Göstermez kimseye. Ama 30-40 yaşında saklanmayan da var. Tuvalette birbirlerini beraber sakız çiğneyerek tuvaletini yapanlar var. Telefonla konuşup tuvaletini yapanlar var. Allah akıl versin. Ne kadar mı? Şimdi bu tuvaletler de çok çirkin yapıyorlar efendim. Çok çirkin tuvaletler yapıyorlar. Yan yana. Sesini duyuyor, öksürüğünü duyuyor. Efendim görüyor. Altlar açık, üstler açık. Bu ne biçim Müslüman memleketi? Halaya gidilir. Kimse kimseyi görmez tuvalette. Tuvalet ona göre yapılır. Ama giriyorsun, affedersin, ağıl gibi. Yan yana dizilmiş bir sürü pisuarlar. Yan yana dizilmiş tuvalette. Herkes birbirini görüyor. Herkes birbirini dinliyor tuvalet. Benim onun pis halini görmeye mecburiyetim yok ki. Güzel tuvalet yapın ya. Modern olsun. Pırıl pırıl olsun. Tertemiz olsun. Biz de maalesef işi kağıtta güzel olsun. Pratikte ne olursa olsun öyle yapıyoruz. Gusül abdesti alması gereken anne bebeğini emzirebilir mi? Önce can gelir. Can. Yanında biri bayıldı, namazını bozacaksın. Adam can çekişiyor, kıpırdıyor. Bir gün oldu sevgili izleyiciler, değerli kardeşlerim. Cuma namazı kılıyoruz. Adam debelene debelene bayılmış. Düşmüş, ağzından köpükler salyalar çıkıyor, köpükler çıkıyor. Efendim, selamı verdik, kimse namazını bozmamış. Ya insaf ya. Can ya, bu bir dakika belki çok önemli. 10 saniye önemli. Esselamu aleyküm, hemen namazını boz. Ona koş. Senin namazından çok daha fazla sevap alırsın. Ya benim namazım var, ölsün adam. Ölür mü ya? Hemen sağından solundan. Hele doktor varsa. Namazını bozacak, koşacak ona. Can varken namaz bozulur. Can derdi varken. Şimdi anne çocuğunu emzirir, çocuk ciyak ciyak ağlıyor. Ben abdest alacağım, ben kirliyim. Yok, göğsünü temizleyecek kir varsa çocuğunu emzirecek. Abdestsiz çocuk emzirmedim ben. Böyle bir kural yok. Allah'ın koymadığı, peygamberin koymadığı, dinin koymadığı kuralı sen kafana göre nasıl koyuyorsun? Abdestsiz çocuk emzirmedin mi sen? Yok hocam, nerede emzirmedin? Yalan söylüyorsun. Ya da cehaletinden söylüyorsun. Ya sen 40 gün zaten abdestsizdin, lohusalık halinde. Çocuk doğurunca abdestin yoktu ki senin. Çocuğa zaten meme verdin, 40 gün emzirdin sen onu. Emzirdin, hani ne oldu? Hikaye. Böyle hikayeler var. Abdestsiz çocuğunu emzirmemiş. Kural yok böyle dinde. Önce sağlık. Çocuk rızkı, gıdasını alacak. Abdestli abdestsiz orada aranmaz. Çocuğun rızkını ver. Tabii ne kadar temiz olursan o kadar doğru. Ama bu şart değil. İhtiyaç halinde emzireceksin. Gusül abdestinden önce saç, tırnak gibi beden temizliği yapılır mı? Yapılır. Esas orada yapılır. Tırnaklarını keseceksin. Koltuk altı tıraşlarını olacaksın. Saçını, sakalını neyse düzelteceksin. Ondan sonra abdeste gireceksin. Ama abdestsiz gidiyor burada. Mübarek, temizlik ne için gerekiyor? Sağlık için gerekiyor ve Allah temiz olanı seviyor. Sen gusül aldıktan sonra tekrar kirletmiş olacaksın oralarla uğraşırsan. Daha temiz olursun. Gusülden önce yapacaksın bunları. Ondan mesul değilsin. Çünkü onlar zaten necis şeyler. Tırnağın abdestli olup olmaması önemli değil. Koltuk altı kıllarının senin abdestli olup olmaması önemli değil. O zaten necaset. Onu atacaksın. Efendim, zorunlu hallerde su olsa gusül için teyemmüm yapılabilir mi? Su
olsa da bazen teyemmüm yapılır. Nasıl? Efendim su var ama kuyu da görüyorsun. Fakat o suyu kullanmak mümkün değil. Çekip alamıyorsun. Veya su var ama o suyu ben kullanırım diyemiyorsun. Ben gusül abdesti alacağım deme imkanın yok. Su var, şarıl şarıl akıyor. Öyle bir yerdesin ki senin abdest alacağını söylemen çok çirkin, çok yanlış anlaşılacak. İşte o gibi yerlerde teyemmüm yaparsın. Suyu bulduğun zaman, kullanma imkanı ortaya çıktığı zaman da teyemmümün bozulur. Efendim o şekilde suyu kullanıp abdestini alırsın. Efendim, telefon mu varmış? Peki, alo. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Alo. Alo. Buyurun efendim. Günaydın hocam, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Sağ olun, size de dinliyoruz efendim, buyurun. Şimdi hocam, ben eşimden 10 yıl öncesi boşandım. Kendisi de 1 Ocak tarihinde vefat etti. Yani kendisi? Ani kalp krizim. Bir dakika. Ani kalp krizinden. Kim vefat etti? Ha, çocuklarımın babası, eski eşim. Evet. Hı hı. Yani ben kendisine çok, yani beddua mı dersiniz artık? Hep derdim ki Allah senin yüzünü durdurmasın adam. Sen çocuklarını nasıl düşünmezsin? Sen hiç mi demezsin evlatlarım ne yapıyor, ne yer, ne içer? Yani hocam işte bir babanın düşünebileceği şeyleri hiçbir zaman düşünmedim. Ben de kendisine işte, kusura bakmayın hocam, şu an çok duygulandım. Beddua ettiniz, o da... Yani Allah senin yüzünü güldürmesin, hep böyle söyledim ama pişmanım şu an. Yani öldüğü günden beri pişmanım. Tabii bu pişmanlığın senin vicdanın olduğundan kaynaklanıyor, vicdanlı birisin. Ama o bedduaları hak ettiyse senin beddua etme hakkın vardı. Ama hocam ben gerçekten pişmanım. O sözlerimi de geri aldım ve hakkımı kendisine helal ettim. Mekanı cennet olsun. Yerde yatmasın, orada yatsın. Sonuç itibariyle çocuklarımın babasıydı. Onların bir parçasıydı. İstemezdim vefat etmesini yani. Hepimiz öleceğiz ama. Anladım. Tabii senin vefat etmesini istemezdim. Senin bedduandan mıdır ya da efendim yok, başka bir şeyden midir bilmiyoruz ama. Böyle bir şey ya. Ama şöyle bir şey var. Bu hayat fani bir hayat. Ey azgınlaşan nefis, ey insan, ey kulun hakkını yiyen, ey zulmeden, ey işkence eden, çoluk çocuğuna hayatı zehir eden insan. Bil ki bu hayat fanidir. Bir gün buradan gideceksin. Onun için azgınlaşmamak lazım. Azıtmamak lazım. Dünyaya tapmamak lazım. Ne yaparsan, ne edersen, nereye gelirsen, hangi mevkiye, makama gelirsen gel, seni bir gün buradan alacaklar, gidecektir. Hiç kimseye kalmaz bu dünya. Bir, bunu anlıyoruz. İki, sana çok eziyet etti, yanlış yaptı, beddua etti. Şimdi öldü, hakkından feragat ediyorsun, tövbe ediyorsun, pişman oluyorsun, hakkımı helal ettim diyorsun, olur. Hiç olmazsa öbür dünyada senin hakkında, kul hakkından hesaba çekilmez. Ben ona hakkımı helal etmiştim. Ondan kurtulmuş olur. Dolayısıyla iyi yapmışsın. Baştan beddua etmemen belki daha iyiydi ama onu biz bilemiyoruz. Ama öyle zalimler var ki o zalimlere karşı da ciğerin yanmış, için yanmış, beddua etmişsin. Dolayısıyla bunda bir sakınca yok ama pişman olup hakkını helal edersen Allah helalliği sayıyor. Helal etmemeyi de sayıyor. Ya Rabbi ben helal etmiyorum hakkımı, o da senin hakkındır. Orada sen güzel bir iş yapmıyorsun. Affetmek büyüklüktür. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Hayırlı sabahlar efendim, buyurun. Hayırlı sabahlar efendim. Hocam benim derdim çok büyük. Allah eşim, kolaylaştırsın. 40 senelik evliyim. Evet. Almanya'da yaşıyorum. Eşim bana şu son bir senedir senin dostun var, gece eve alıyorsun diyor. Gece kapıları kilitliyor, kapının önüne şişeler koyuyor. Devamlı ışığı yakıp bakıyor. Niye şişe koyuyor kapının önüne? Birisi açarsa eğer, çok affedersiniz dostum, açarsa duyacak gece. Hadi şişe düşsün, kırılsın, sesine evet, uyanayım. Kapılar kapanıyor, kilitleniyor. Yani tahammül edemeyecek. Ben artık sustum. Şimdi de hayır, yok diyorum. Yok diyorsun, daha çok suçlu oluyorsun. Ne zamandan beri böyle yapıyor? Hemen hemen bir sene oldu. Kırkından sonra, 40 seneden sonra yani.
Evet. Yaş olarak da 60'ından sonra diyelim. Evet. Ben kendisi de hacı abdestinde, namazında, ondan sonra benim kıldığım namazlarımı kabul etmiyor. Sen neden namaz kılıyorsun diyor bana. Niye? Yalan yapıyorsun. Ha. Sinir krizleri geçirdim, yalan yapıyorsun diyor. İşsiz güçsüz mü? Çalışmıyor mu? İşi yok mu? Kendisi hayır, 30 senedir erken emekli. Kalp krizleri geçirdi, ben onu kurtardım. Bir dakika. Ben orasını zaten merak ediyorum. Herhangi bir meşguliyeti yok mu? Hayır. Ya, onunla meşgul olacaksın. Meşgul olmuyor adam işsizlikten bunalıma giriyor. Ona bir iş bulmanız lazım. İşi olmayınca seninle uğraşıyor. İş imkanı yok, çalışamaz. Kendisi iki kere kalp krizi geçirdi. Hasta. Yani ona bakıyorum, ediyorum ama vicdanım kabul etmiyor. Kaç senedir çalışmıyor? 30 senedir çalışmıyor. 30 senedir çalışmıyor. Evet. O zaman aklı başka yere çalışıyor. Erken emekli yaptılar. Fakat hapishane hayatı yani. Kendimiz beraber de gitsek alışverişe, ona bak gördün mü, ona baktın, işaret ettin. Ama o kadar gururum kırılıyor ki. Yani çok ayıp bir şey yani bu. Ben de dedim ona, ben senin için saklamam ki, ben namusumu Allah için saklarım Doğru. diyorum. Şimdi biri şunu söyleyeyim sevgili kardeşim, Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Şöyle bir şey var. Bu bir hastalıktır. Kıskançlık hastalığı ya da bir takım hayaller görüp kuruyor kendisi. Siz ona birincisi hasta gibi muamele edeceksiniz, acıyacaksınız. İkincisi hakikaten onu da şüpheye sevk edecek bazı ortamlar oluştuğunda hemen ona izah edeceksiniz. Onu da suizana sokmamak için. Canım ben doğruyum, dürüstüm zaten, istediğim gibi hareket ederim. O nasıl düşünürse düşünsün demek de yanlış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de akşam karanlığında bir kadınla konuşuyor. Oradan üç kişi geçerken buraya gelin, buraya gelin diyor. Ya Resulallah buyur, seni gördük biz ama konuşuyordunuz, onun için rahatsız etmedik. Konuşuyordum, yanımda bir kadın vardı. Akşam karanlığında peygamberin yanındaki bu kadın kimdir diye acaba gönlünüze bir şüphe düşmesin. Anneniz, bak gördünüz mü işte Safiye anneniz. Onunla konuşuyorum. Ya Resulallah bunun için mi çağırdın bizi? Bizim haşa senden şüphe ederim. Olsun, şeytan dolaşır damarınızda. Belli olmaz. İşte böyle hallerde o zaman diyeceksin ki bak şu gelecek, şu gidecek, istersen sen de gel. Şöyle yapalım, nasıl istiyorsan öyle yapayım. Ona da kolaylık göstermek lazım. Bu bir krizdir. Kıskançlık krizidir. 60'ından 70'den sonra bazı insanlar da ortaya çıkıyor. Orada ailece ona yardımcı olacağız. Yani onu hasta gibi kabul etmek lazım. Siz de tahammül edeceksiniz. Bu yaşa kadar ona efendim eşlik yaptınız. Bundan sonra da kötülemeye gerek yok. Allah yardımcınız olsun. Zor bir durum. Bir de psikolojik tedavi alsın inşallah. Efendim kısa bir aradan sonra birbirinden güzel konularla, ilk vahiyle peygamberin kıblesinin nasıl değiştiği, Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a nasıl döndü onu anlatacağız. Sizlerle birlikteyiz. Nur Mağarası'nda Hazreti Peygamber'e ilk vahyin gelmesi sırasında hangi olağanüstü gelişmeler yaşandı? Hazreti Peygamber namaz kıldırırken kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a nasıl döndü? Peygamberimiz geldiğinde Kudüs tarafına bakan bu kapının olduğu yerde mihrap vardı. Az sonra. Evet efendim, yeniden birlikteyiz. Cenab-ı Hak cumamızı, cumalarınızı mübarek eylesin. Şimdi bir iki soru sorup cevaplayıp ondan sonra vahiy nasıl geldi peygambere? Cebrail peygambere ne dedi? Ne cevap verdi peygamber? Onları göreceğiz. Bir de Kıbleteyn Mescidi. Neden Kıbleteyn dendi ve ne oldu orada? Ama önce şurada bir iki soru kalmıştı. Onları cevaplandırayım. Kadınlar özel günlerinde saçlarını boyatabilirler mi? Dişlerini çektirebilirler mi?
tırnaklarını kesebilirler gibi. Yine böyle sorular oluyor. Bu durumlarda da hiçbir sakınca yok. Gusül abdesti almaya mani değil bunlar. Ama boyanın tabii cinsi vesaire onlar önemli. Dikkat edecek helal olan maddelerden olması lazım. Ama özel günlerle alakası yok. Erkeklerin ağda yaptırmasında dinen sakınca var mıdır? Şimdi ağda vücudun mahrem yerlerine yapıldığı için oralara helal bakması helal olan, el sürmesi helal olan kişi ancak yapabilir. Bir erkek gidip yabancı bir kadına, bir yabancı kadın gidip yabancı bir erkeğe işte ağda yaptıracağım, masaj yaptıracağım, efendim şöyle yaptım. Bunlar olmaz, bunlar haramdır. Erkeklerin de eğer Allah'ın yarattığında herhangi bir anormallik yoksa, tedavi edilmesi gerekmiyorsa, işte efendim ne yapıyor? Bacaklarının kıllarını aldıracak, kollarının kıllarını aldıracak, bıyığını yolduracak, kaşını yolduracak. Bunlar doğru değil. Bunlar kadınımsı, erkeğin kadına benzemesini, kadının erkeğe benzemesini Allah-u Teala efendim hoş karşılamaz. Peygamberimiz de lanetlemiş erkeğe benzemeye çalışan kadına, kadına benzemeyen erkeğe lanet olsun demiş. Evet, ilk vahiy nasıl geldi? Ümmiydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O okuma yazma bilmiyordu. Kendini zaman zaman Arapların cahiliye dönemindeki o vahşi olan insanların, zalimlerin şerlerinden sıkıldığı için Hira mağarasına gider, orada inzivaya çekilirdi. Ve günlerce kalır, azığı bittiği zaman gelir, Hazreti Hatice annemizden azık alır, tekrar mağaraya gider veya yorulduğu zaman, dinlenmek istediği zaman, evine dönmek istediği zaman 10-15 gün kalır, tekrar gider. 5 sene boyunca 35 yaşından 40 yaşına kadar Mekke'de Cebeli Nur, Nur Dağı adı verilen o, ekranlarda da görüyorsunuz, tepesinde Kartalbaşı gibi bir tepesi var. Onun üstündeki mağarada Peygamberimiz inzivaya çekilirdi. Yine bir Ramazan ayında, Ramazan'ın son günlerinde gece vakti yine o mağara içerisindeydi. Orada Allah'ı tefekkür ederken, ibadet ederken, zikrederken o güne kadar hiç başına gelmemiş bir olay oldu. Bir melek geldi, peygamberi kucakladı ve sıktı. Nefesim artık çıkmayacak zannettim, takatım kalmadı, beni yerden kesti. Bittim artık, ölecek gibi oldum, bıraktı ve ikra, oku dedi bana. Şaşırdım diyor peygamberimiz. Ma ene bi kari'in, ben okuma bilmem ki, ben okuma bilmem. Tekrar melek geldi, beni kollarının arasına aldı o varlık. Sıktı beni, nefesim kesilinceye kadar ayaklarımı yerden kesti. Ölecek gibi oldum, beni bırakırken ikra, oku dedi. Korktum, ben okuma bilmem dedim. Bilmezdi peygamberimiz. Hocası yok, tahtası yok, kalemi yok, kitabı yok. Mektep yoktu ki o zaman zaten. Ümmiydi. Hiç okuma yazma bilmezdi. Üçüncü kez beni aldı. Tekrar sıktı. Takatım kesilinceye kadar, nefes alamaz duruma gelince bıraktı beni ve ikra, oku dedi. Ben okuma bilmem dedim üçüncü kez. Bunun üzerine ikra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbükel ekram ellezî alleme bil kalem allemel insane malem ya'lem. Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. O Allah cömertlik sahibi, kerem sahibidir. Onun adıyla oku. O insana kalemle yazı yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.
bunlar karşısında, bu ayetler karşısında Resulullah Efendimiz şaşırdı, korktu, telaşlandı ve hemen toparlandı, eşyalarını alarak korkuyla Mekke'ye yöneldi. Dağdan çabucak indi ve oradan hemen evine yöneldi. Hazreti Hatice'ye beni örtün, beni kurtarın, beni koruyun diyerek evine girdi. Telaşlı bir şekilde. Hanımı Hazreti Hatice hiç böyle görmemişti Hazreti Muhammed'i. Ne oldu? Bugüne kadar benim başıma gelmeyen bir şey oldu bana Hatice. Çabuk benim yatağımı ser, beni ört, üşüyorum, titriyorum. Korkma dedi Hazreti Hatice. Sana kötülük olmaz. Allah sana kötülük murad etmez. Sen yetimin başını okşarsın. Fakire fukaraya yardım edersin. Misafire ikram edersin. Akrabana sahip çıkarsın. Hiç yalanın, senin hilen bugüne kadar görülmedi. Sen ne güzel bir insansın. Allah sana kötülük etmez. Ne oldu sana? Anlat bana dedi. Bunlar böyle oldu deyince, bu konuyu en iyi amcamın oğlu Varaka bilir. Hadi gel ona gidelim dedi. Ertesi gün Varaka bin Nevfel'e gittiler. Hristiyandı Varaka bin Nevfel. İbranice'yi bilirdi. Kitap ehliydi. Eski kitapları okumuştu. Gittiler ona, Peygamber Efendimiz başından geçenleri anlatınca Varaka çok dikkatli dinledi ve sonunda dedi ki, sana gelen o melektir. Namusu Ekber derler ona. O Cebrail'dir. Musa'ya da o geldi. İsa'ya da o geldi. Şimdi de sana gelmiş. Hatice'nin eşi, yeğenimin kocasına melek gelmiş. Namusu Ekber gelmiş. Allah seni seçmiş. Peygamber olarak seçmiş. Ne olur ben de senin dinine girebilsem. İnşallah senin dinin hakim olduğu zaman ben de senin dinine girebilsem. Ama ey Muhammed, şunu da bil ki kavmin seni inkar edecek. Ve seni bulunduğun bu güzel, sevdiğin Mekke şehrinden çıkaracak. Ey amcacığım, kavmin mi beni buradan çıkaracak? Evet, çıkaracak. Hiçbir peygamber yok ki peygamberliği getirsin de, Allah onu peygamber göndersin de kavmi ona eziyet etmemiş olsun. Eziyet göreceksin ama sonunda Allah sana yardım edecek. Keşke ben de o günlerde senin arkanda durabilseydim. Yaşım çok ilerdi. Artık ben belki aranızdan ayrılacağım ama sana müjdeler olsun. Hiç korkma. Bununla birlikte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rahatladı. Ve bir müddet vahiy kesildi. 3 sene gelmedi bir daha melek. Ondan da korktu Peygamberimiz. Allah Allah. Acaba ben yanlış bir şey mi gördüm? Hani melek geliyordu bana? Alay etmeye başladılar. Dediler ki Muhammed seni melek unuttu. Hani sen uydurdun bunları böyle kafanda. Nerede melek? Hani vahiy geliyordu sana? Hani bir şeyler okudun sen? Oku diyordun falan. 3 sene sonra ufukta aynı meleği bir daha gördü. Meleği görünce koştu evine gene. Zemmiluni, zemmiluni, beni örtün insan. Farklı bir yaratık görüyor. Beni ört. Üşüdü, titredi. Bunun üzerine tekrar vahiy geldi. Ey örtüsüne bürünen kişi! Ya eyyühel müddessir! Kum fe enzir! Ey örtüsüne bürünen, kalk! İnsanları uyar. İnsanları uyar. Bu sefer vazifesi kalkıp insanları uyarmak oldu. Ve hakikaten eziyet, işkence, Mekke'den Medine'ye gitmek zorunda kaldı. Şimdi size enteresan bir şey anlatacağım sevgili kardeşlerim. Mekke'de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'de namaz kılardı. Medine'ye hicret etmeden önce Kabe'de altın oluk burası, burası Hacer-i Esved. Peygamberimiz burada durarak namazı hem Kabe'ye hem Kudüs'e doğru kılardı. Mekke'den Medine'ye hicret edince bir daha yönünü hiç Mekke'ye dönmedi. Kudüs'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Şurada da çizeyim ben size. Bu kıble nasıl değişti? Peygamberimiz namazını nereye doğru kıldı? Biz şimdi namazımızı nereye kılıyoruz? Kabe'ye dönüyoruz, Mekke'ye dönüyoruz. Neden?
İstikbali kıble nedir? İstikbali kıble farzdır. Buralar neresi? Burası Kudüs. Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa, Kudüs. Burası neresi? Burası Medine. Burada ne vardı? Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebi ya da Mescid-i Nebevi. Ya Nebi. Burası Mekke. Burada ne var? Mescid-i Haram. Üçü de bizim için mübarek beldeler, kutsal mescitler. Her üçü de. Önce namazlarını Mekke'de kıldı ve böyle dönüyordu. İlk peygamberin kıblesi namaza durduğunda böyle duruyordu. Peygamberimiz böyle durduğunda hem Medine, Kudüs hep beraber durmuş oluyordu. Çünkü burası kuzey, burası güney. Medine'ye geldi. Medine'de Mescid-i Nebevi'de mihrabı önce Kudüs'e doğru açıldı. Burada bir mihrap vardı. Kudüs'e döndü. Böyle namaz kılıyordu. Buraya dönmüyordu. Fakat Kur'an-ı Kerim diyor ki, peygamber Medine'deyken namazı da Kudüs'e doğru kılarken hep gönlü Mekke'deydi. Hep gönlü Mekke'deydi. Hep oraya dönmek istiyordu. Evet. Allah peygamberine haber vermediği için peygamberimiz namazı Mescid-i Aksa'ya göre kılıyordu. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 144. Yüzünü çok kere göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Göğe doğru niye çeviriyor peygamber? Vahiy gelse de ben artık namazlarımı Mekke'ye doğru kılsam Kabe arkamda kalıyor, üzülüyor. Resulullah hep buraya dönüyor, Mescid-i Aksa'ya dönüyor. Şu anda senin arzu ettiğin kıbleye seni döndüreceğiz diyor ve ondan sonra artık namazda yüzünü Mescid-i Haram'a çevir ayet geliyor. Ne diyor? Fevelli veçheke şatral Mescid-il Haram. Fevelli veçheke şatral Mescid-il Haram. Yüzünü Mescid-i Aksa'ya çevir. Ne zaman Mescid-i Haram'a çevir geliyor? Bir ikindi namazı kılıyorduk peygamberle diyor sahabi. Medine'de bir mescitte, Mescid-i Nebevi'nin dışında bir başka mescitte peygamberimiz bir ikindi namazı kılıyordu. Kıblesi böyle. İkindi namazında bu ayet geldi. Fevelli ve çeke şatral Mescid-il Haram. İkindi namazında bu ayet gelince peygamberimiz şurayı mescit yapalım. Burası mihrap. Peygamber burada. Burada cemaat var. Burası Kudüs. Burası Mekke. Mekke. Peygamber buraya doğru namaz kılıyor Medine'de. Burası Medine. Buraya doğru namaz kılarken bu ayet gelince peygamberimiz burada imamdı. Olduğu yerde aynen şöyle. Olduğu yerde peygamber böyle dönmüşken cemaate namaz kılırken olduğu yerde 180 derece döndü. Cemaat de döndü peygamber ayet okunca. Yüzünüzü kıbleye dönün. Mescid-i Haram'a dönün. Peygamber arkada kaldı. Cemaat önde kaldı. İmam arkada kaldı. Ne yaptı? Aralarından geçerek öne geldi. Ve bu sefer
bu tarafa dönerek namaz kıldı. Bu sefer buraya geldi imam, burada namaz kıldırdı, cemaat bu tarafa döndü. Yüzünü bu sefer bu tarafa döndü. Önce böyleydi, sonra böyle oldu. Mekke'ye döndü. Bu namazı kıldılar, buradan bir şahıs çıktı, Mescid-i Nebevi'ye koştu, dedi ki, size şahitlik ediyorum, şu anda ben peygamberle namaz kıldım, selamı verir vermez koştum sizin camiye. Camide de hala namaz kılıyorlar onlar, rükû halindeler. Peygamber kıbleye doğru, Kabe'ye doğru döndü kıblesini. Siz de dönün deyince o cemaatte rükûda oldukları yerden hepsi Kabe'ye döndüler. Ve peygamberin namaz kıldırırken önce Mescid-i Aksa'ya döndüğü, sonra Kabe'ye, Mekke'ye döndüğü mescide Kıbleteyn Mescidi dendi. İki kıbleli mescit. Ve giden hacılar, umreciler görürler bu Kıbleteyn Mescidinde. Bir burada mihrap vardır, onun yerine kapı var şimdi. Bir de burada mihrap vardır. İki mihraplı oldu orası ve kıble tahvil edildi. Dönmüş oldu. Evet, şimdi ekranda da gelecek. Bakalım Kıbleteyn Mescidinde peygamberimiz nasıl namaz kılmış. Peygamberimiz namaz kılarken kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye döndüğü vahyi gelen Mescid-i Kıbleteyn, yani iki kıbleli mescitten çarpıcı görüntüler. Kıbleteyn Mescidi, Mescid-i Kıbleteyn denilen caminin içerisindeyiz. Burası Medine'nin kenar semtlerinden biri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelip Mescid-i Nebevi inşasından sonra, Medine'ye yerleşmesinden sonra Selime oğullarına ait bir bölgeydi burası. Burayı Peygamberimiz korunmasını istedi. Selime oğullarının burada olmasını istedi. Ve buraya bir mescit bina edilmişti. Onları da Peygamberimiz zaman zaman ziyaret ederdi. İşte yine bir seferinde Bera bin Malik isimli bir zatın annesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir yemek vermek, ziyafet vermek murad etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu semte geldiler. Yemeğini yediler ve namaz vakti olmuştu. Rivayetlere göre öğlen ya da ikindi namazı, bu namaz için bu mescide geldiler. Kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönüyor. Şu anda kapı konumunda olan, ama o sırada Peygamberimiz geldiğinde Kudüs tarafına bakan bu kapının olduğu yerde mihrap vardı. Burası mihraptı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaate namaz kıldırmak için önce burada imamete geçti, öne geçti. Namaz kıldırıyordu ki iki rekat kıldılar. Birinci ve ikinci rekatı Kudüs'e doğru dönerek kıldı Peygamber Efendimiz. Ama üçüncü rekatta Bakara suresinin 144. ayeti kerimesi nazil oldu. Ey Muhammed, biz senin başını semaya çevirdiğini görüyoruz. Seni hoşnut olacağın kıbleye çeviriyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram'a çevirdi ayeti kerimesi gelince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradan yönünü bu tarafa çevirdi ve cemaatin arasından ilerleyerek saflar arasından ön tarafa geçti. Buraya geldi ve bu sefer buradan namaz kıldırdı. Bu mihrap ikinci bir mihrap oldu. İlk mihrap az önce gösterdiğimiz mihraptı. Daha sonra burada namaza üçüncü ve dördüncü rekata Allah Resulü buradan devam etti. Ve dolayısıyla bu mescit, bu cami
iki kıbleli olmuş oluyor. Allah herkese gidip yerinde görmeyi, orada namazlar kılmayı nasip eylesin. Kıble Mescidi, Kıbleteyn Mescidi Medine'de, Mescid-i Nebevi'ye yakın bir semtte. Allah herkese bizzat orada namaz kılmak nasip eylesin. Efendim, komşuluk hali var. Bazen komşu akrabadan da ileridir. Anandan babandan ileridir. Senin günlük olaylarına en çok komşun şahit olur. Akraban sonradan duyar, annen baban sonradan duyar. Komşu çok önemli. Onun için komşunun, komşu üzerinde de 9 tane hakkını sayacağız. Komşunun komşu üzerinde hakları var. Buna riayet edersek kul hakkından, komşu hakkından da kurtulmuş oluruz. Riayet etmezsek komşunun da hakkı kul hakkıdır. Ve iki hakkı vardır komşunun. Normal insandan daha fazla ikinci bir hakkı daha vardır. Birinin bana diyelim 10 tane hakkı varsa komşunun 20 tane hakkı vardır. Ama bunlardan 9 tanesi nedir? 1. Senden borç isterse ona borç verirsin. Var mı acaba? Komşusu borç isteyince borç veren kaç kişi çıkar? Sen verdin, Allah razı olsun. Çok az çıkıyor. Hele şimdi borç verme öyle kolay kolay olmuyor maalesef. Faize yatırırım diyor, dövize yatırırım diyor, altına yatırırım diyor. Gene kimseye bir zırnık vermem diyor. Adamdan borç istiyorsun, ağlıyor. Halbuki var ama ağlıyor, hala fakir. Allah birbirine yardım edenlerden eylesin. 2. Senden yardım isterse ona yardım edersin. İmdat dedi, gelin bana yardım et. Ya da şu işin ucundan tut dedi, şu çuvala yardım et dedi. Şu arabam çalışmadı, gel bir yardım et dedi. Yardım edeceksin. 3. Muhtaç duruma düşünce el uzatırsın. Komşun senin. Yapamıyor. Yemek yemiyor, hali yok. Git yemek yedir ya da bir kap yemek götür. Bir ekmek ver, bir hediye ver ona. Muhtaç durumda, işte onu evinden çıkamıyor, inemiyor merdivenlerden. Git orada yardım et. Allah sana bir fırsat vermiş. Önce komşuna. 4. Hastalanırsa onu ziyaret edersin. Hastalığında gelmedin. Neye yaradı? Hani sen komşuydun. Adam aylarca hasta oldu. Giden, gelen, evinde hastaneler vesaire. Bir gün geçmiş olsun demedin. Ondan sonra da ben iyi insanım diyorsun. İyi komşuyum diyorsun. Nerede kaldı insanlık? 5. Vefat ederse ya da ehlinden, akrabasından, ailesinden biri vefat ederse cenazesine katılırsın. Başsağlığı dilersin. Acısını paylaşırsın. Düğününde yoksun, cenazesinde de yoksun. Komşuluk böyle olmaz. Komşular zor günde birbirine lazım. O gün orada yanında olacaksın. En önce sen koşacaksın. Cenaze evine 3 gün komşular yemek götürür. O cenaze evi yemekle uğraşıyorsa komşuların hepsi günahkar olur, ayıp olur onlara. Bak hiç sormadın. Hiç bir kap yemek götürmedin. Ben de şurasından tutayım demedin. Komşuluk yapmadın. 6. Bir hayır isabet eder, sevinci olursa tebrik edersin. Çok önemli bir makama gelmiş, çok önemli bir başarı elde etmiş, çok önemli bir fırsat yakalamış. O zaman tebrik edeceksin, sevincini paylaşacaksın. Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. 7. Bir musibet gelir, üzülürse teselli edeceksin. Üzülme ya. Bu da geçer. Atlatırsın inşallah. Moral vereceksin. Bir tekme de sen vurmayacaksın. Canım olsun, ne güzel de olmuş. İyi olmuş be. İyi olmuş. Olmaz. 8. Tencerenin kokusuyla onu rahatsız etmeyeceksin. Pişirdin balığı. Apartmanı kokut. Bir girdin kapıdan içeri. Aman yar, burnun kemiği kırılıyor. Herkes duydu ki falanca dairede balık pişiyor. Ya herkese dağıt ya da helallik iste. Kusura bakmayın yani rahatsız ettim diye. Tencerenin kokusu rahatsız etmeyecek. Ya da öyle bir şey pişiriyorsun ki aman ya Rabbim, illallah diyor herkes. Ya bu evde ne pişiyor?
illallah. Bazıları da çöp biriktiriyor. Çöp biriktiriyor, apartmana, mahalleye girilmiyor. Bunda hakkın yok. 9. Binanı onun binasından daha yüksek yapmayacaksın. Allah Allah. Ne karışıyor ya? Karışır. Güneşine mani olmayacaksın. Gölgesine mani olmayacaksın. Kim söylüyor bunu? Peygamberimiz söylüyor. Kul hakkına girer, kul hakkına. Adamın burada iki katlı evi var. Burası hep iki katlı evlerden oluşmuş semt. Ben buraya getirip gökdelen dikeceğim. Dikemezsin. Hepsinin hakkını gasp ediyorsun. Güneşini engelledin, görüntüsünü engelledin. Yok, kul hakkı. Rızasını alacaksın. Onlardan rıza alacaksın. Tamam, benim burası hakkım ama şuraları sana mani olursa çekeceğim geriye. Bunu diyeceksin. Ama şu var, adam gelmiş zamanında senin yerini gasp etmiş zaten. Kendisi zaten gaspçı. Oraları işgal etmiş, işgalci. Sen de hakkını almak istiyorsun, yok diyor, bana mani oluyorsun. Ya burası benim zaten. Orası da senin. O da o, bu sefer komşunun o yapacak. Ben buraları kimse yokken çevirmiştim ama burası seninmiş madem, ben çekiliyorum diyecek. Ama öyle dürüst adam nereden bulacaksın? Sahipleniyor, ekiyor, biçiyor, kimse bir şey demiyor diye. Ondan sonra devlet geliyor ya da vatandaş geliyor, bura benim diyor. Silahını eline alıyor, taşı topu alıyor, zabıtayı, polisi kovalıyor. Buralar benim diyor. Senin değil ki burası. Tapusu yok, şey yok. Gasp etmişsin, işgal etmişsin. Buna da hakkın yok. Efendim, Allah komşuluk haklarını yerine getirenlerden eylesin. Peki, bir telefonumuz var. Alo. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar efendim. Merhabalar hocam. Ya sizi düşmek, bağlanmak için çok uğraştım da kaç zamandır. Nasip bugün henüz. Buyurun. Hocam 3 tane ya, eğer şeyseniz 4 tane sorum var ama. Allah ne kadar nasip ederse o kadar cevaplarız. Evet, hadi bakalım. Hızlı söyleyeyim hocam. Söyle. Bir bayan şimdi eşimle biz yani problemlerimiz var, aşamadığımız bir sorunlarımız var. Ayrılmak istiyorum. Yani beceremedik hocam, yürütemedim ben. Kaç senelik evlisin? 13. Ne kadar kolay söyledin, ayrılmak istiyorum. Sanki şöyle otobüsten iner gibi. Ayrılmak. Hocam ben de işte şimdi sizin zamanınızı çok almak yok, istemiyorum. Yok yok, sen güzel söyle. Zamanımız var, sen anlat bak, niye ayrılmak istiyorsun? Hocam alkol var, şiddet var. Ve yani şimdi aşağılamak çok fazla hocam. Eve girdin mi köylüsün. Ben aslen hani burada söylemek istemiyorum. Ben de sizin hemşerinizim. Tamam. Ben bir köy kızıyım. Olabilir. Ve, köy kızı olursun. Köy kızı olursun, irfan sahibi olursun. Efendim, Anadolu kadınısın, elin ayağın öpülecek bir insansın. Köy kızı olunca ne olacak? Herkes köylü. Köy olmayan mı var? Efendim, peygamberimiz de ümmiydi, okuma yazma bilmiyordu ya. Ama bütün alimlerin hocası. Evet, buyur. Hocam bir tane de evladım var, iki tane de kaybettim. Allah. Giriyor çıkıyor, sen buna analık edemezsin. Giriyor çıkıyor, sen buna eğitim veremezsin. Sen köylüsün, sen cahilsin. Kendi versin, özel hoca tutsun. Kendi zaten eğitmen hocam. Veriyor mu eğitim bari? Hayır. Vermiyor. Ondan sonra hocam her akşam alkolümüz var, tamam mı? Ve artık yani yürütecek gücüm kalmadı. Psikolojik olarak, çocuğumun psikolojik olarak o yönden hani yergo tamam. İnlermiş. Ben melekler sen dua edermiş. Kolayca hani boşanalım deyince ben zannettim hiçbir mesele yok ama o kadar dertlisin ki. İkinci sorun ne? Hocam mesela eşimle biz ayrı yatıyoruz. Bu sürekli bana başıma tapıyor ama sürekli alkol alıyor. Onun zaten ben diyorum öbür tarafta çekerim ben. Allah da Rabbim bana soracak onun hesabını. Evet. Ama elimden gelmiyor onun koynuna girmek. Şimdi kadınla erkek arasında tabii yatağı ayırmanın yollarını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki serkeşlik ederse yatağını ayıracaksın. Serkeşlik ne demek? Evine köyüne sahip çıkmıyor, namusuna sahip çıkmıyor. O zaman kadın erkek yatağını ayıracak terbiye etmek için. Onun dışında yatağı koz olarak kullanmayacaksınız. Bir erkekle bir kadın eşlerinin ayrı ayrı yatmaları doğru bir şey değil. Bir zaruret, herhangi bir gereklilik yoksa. Hani eskiler söylerler ya, biz birbirimize sırtımızı dönmedik diye. Birbirine sırtını dönmek doğru bir şey değil. Ama bir zaruret olur, bir gereklilik olur, mecburiyet olur veya uygunluk olur. O şekilde olabilir. Bunu koz olarak
düşmanca kullanmak doğru değil. Ama sarhoş, ayyaş, dövüyor, vuruyor, küfrediyor, şiddet kullanıyor, buna hakkın var. O da serkeş. Evet. Diğer soru. İzrah ediyor, sürekli beni aşağılıyor. Köylüyüm ama ne yapabilirim? Ya bir insan köylülük ya da okumamış olarak aşağılanmaz. Yaptığını, davranışlarını biz söyleyebiliriz. Bu yaptığın yanlış diyebiliriz. Ama sen şöylesin, sen böylesin, bu insanı düzeltmez. Bir insanı düzeltmek istiyorsanız, yanlıştan vazgeçirmek istiyorsanız, şu şekilde davranmak yanlış, şöyle yapman doğrudur. Bu düzeltir insanı. Yoksa sen zaten şöylesin, sen zaten böylesin, bu adamı daha da kötüye götürür. Bir insana akıllısın dersen, maşallah ne güzelsin dersen, daha iyi olacaksın dersen iyi olur. Gerizekalı, manyak, aptal, senden zaten adam olmaz, kadın olmaz, sen zaten beceriksizsin, şunu yapamazsın. O zaten her gün yerin dibine geçer. Yapabilecekse de yapamaz. Eli ayağı dolaşır. Seni gördü mü kaçar, nefret eder. Her gün düşmanlık olur. Bu doğru değil. Eğitimci, bazı eğitimciler, benim de belki kusurum var Allah affetsin. Maalesef bazı eğitimciler söylediklerini yapamıyorlar. Bildiğini yapamıyor. Şahsiyet başka, eğitimci olmak başka. Onun için bir adamın profesör olması, doktor olması, doçent olması, öğretmen olması yetmiyor. Vali olması yetmiyor. Adam olması gerek. Adam olmak da herkesin kârı değil. Onun için ben de evlenirken diyorum ki soyuna bakın, soyuna. Oğlan babası gibi olacak, kız anası gibi olacak. Dönüyor, dolaşıyor, ona çekiyor. Allah akıl versin. Sana sabırlar diliyoruz, sağlık, afiyet diliyoruz. Başka soru var mı? Hocam mesela şimdi bu zayıf noktam benim. Hani bir başkasına gönlüm kaysa bu zina mı? Ama hani şey değil, hani bir anlık bir boşluk diyelim, hani olacak gibi de değil ama hani mesaj arkadaşı diyelim, sohbet arkadaşı diyelim, bu zinaya giriyor mu? Anladım. Şimdi günaha sebep olan da günah işlemiş gibidir. Senin o duruma düşmene kocan sebep olduysa o da günahkardır, sen de günahkarsın. Sen nikahın falanca şahsın altında, nikahın onun elinde, evlisiniz, o sana eş, sen ona eşsin. Sen onun haricinde birini gönlüne koyar, onunla hayal kurarsan zina etmiş gibi günah kazanırsın. Onu aldatmış gibi günah kazanırsın. Yani düşünce açısından günah kazanırsın. Aynen öyle bir ceza tereddüt etmeyebilir ama bu da doğru değil. Ama eşin de buna sevk ettiği için, sen de eşini, kadınlığını yapmadığın için, eşin de kafası gözü başka yerlerde olursa sen de onu günah sürüklediğinden sen de günahkar olursun. Onun için diyoruz ki eşler birbirine sırt çevirmesin. Yani kol kırılır, yen içinde kalır. Affetmesini bilmeliyiz. Onun iyiliği için uğraşmalıyız. İnat edersek, sen şöylesin, o bana böyle söyler, ben de ona şöyle söylerim, o zaman yuva yıkılır, dağılır. Dediğin safhaya geliriz. İşte ayrılma safhasına gelir. Çoluk çocuk burada en çok zararı gören çocuklar olur. İnşallah evliliği kurtarma yolu varsa, eşiniz var, birbirinizin kıymetini bilin. Birbirinize saygı gösterin. Sevmeseniz de haklarınızı yerine getirin birbirinize karşı. Daha iyi olur derim. Allah yardımcın olsun. Senin gibi olanlara Rabbim yardım eylesin. Kötü alışkanlıkları olan kardeşlerimize, içki müptelası, kumar hastası, işte gözü başka yerde olan, böyle alışkanlığı olan insanlar var. Allah onları ıslah eylesin. Alışkanlıklarını terk etmeyi nasip eylesin. Duamızla amin diyelim. Cuma günü duası makbuldür. Duamıza geçmeden önce efendim, yarın akşam Karabük'teyim, kendi memleketimde. Anam babam da orada, babam da ameliyat oldu. Hem onu da ziyaret edeceğim. Efendim Karabük Üniversitesi'nde saat 19'da, yarın saat 7'de Etkin Kadınlar Derneği'nin düzenlediği halka açık mutlu yuvalar için aile iletişimi konferansım var. Yarın Karabük Safranbolu kardeşlerimle buluşacağım. Allah güzel bir sohbet nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim, sana hamdolsun, şükürler olsun. Bize iman bahşettin, akıl verdin, sağlık verdin, kardeşlik verdin. İmandan sonra küfre düşürme Allah'ım. Şeytana, nefse uydurtma.
yuvalarımıza huzur, mutluluk bahşeyle. Evladımızı, bizi, neslimizi her türlü tehlikelerden koru Allah'ım. Hasetten, fesattan, nazardan, iftiradan, kem gözden, nemmamdan, kovuculardan, her türlü hainlerin hıyanetinden bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla, ibadetlerimizi kabul eyle, duamızı kabul eyle, cumamızı mübarek eyle, ömrümüze bereket ver, rızkımızı helal eyle, haramdan bizi uzaklaştır Allah'ım. Gözümüze, gönlümüze nur ver ya Rabbi, feraset ver, peygamberin şefaatine nail eyle, Kabe'ye gidip yüz sürmek nasip eyle, cumamızı, duamızı kabul eyle. Lillahi Teala'l Fatiha.